Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala Resulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Bugün sizler bilen inşallah İslam talimatları doğrusudaki muhtesar düşünceler İslam'dan siyasi maksatta faydalanışke urunadigan toifalarning taktikalari haqida gaplashamiz. Aleyküm selam, rahmetullah. Keling. Keling, buyurun. Yo'q, İslam dini barchamizga ma'lum, hozirgi, ya'ni mavjud voqealikda 2 milliardga yaqin e'tiqod qiluvchisi bor din, ya'ni jiddiy din. Boshqa, ya'ni insoniyat, ya'ni dunyo siyosati bilan qaraganda ham jiddiy e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan, ya'ni foydalansa bo'lishi mumkin bo'lgan jabhalardan biri deb qarashadi. Muxoliflar har doim diniy faktorni e'tibordan chetda qoldirishmaydi. Inqiloblarda, turli xil ixtiloflarda, bir mamlakatni ichini parokanda qilish ehtimoli o'rtaga qo'yilganda planlar ichida din oldingi faktorda turadi. Dindan foydalanish oldingi faktorda turadi. Shuning uchun qadimda terror tashkilotlarining ilk namoyandalari diniy odamlar bo'lgan. Ya'ni protestant nasroniylaridan bir ayol kishi chiqib o'zini portlatgan. Ya'ni eng yaqingi zamonaviy tariximizda terror haqida gap ketsa, shular haqida boshlangan. Keyinchalik islomni bunga nima qilishdi? Ag'darishdi. O'zini o'zi portlatish faoliyati aslida islomni ichidagi faoliyat emas. Odamlar islomdan qidirib, masalan, Baro radhiyallohu anhu ni misol keltirib, yana boshqa sahobalarni misol keltirib, qilib qo'ygan faoliyatlarni oqlash uchun turli xil gaplarni gapirishdi. Islomda o'zini o'zi portlatish yo'q. O joiz emas, u to'g'ri emas. Aslan to'g'ri emas, to'g'rimi? Qon o'zini o'ldirish, qon to'kish islomda taqiqlangan. Dushmanga qarshi jangda kuchlar teng bo'lgandagi masala boshqa gap u. Demak, islomdan islomiy faktor sifatida, ya'ni siyosiy maqsadlarni amalga oshirish uchun islomdan foydalanish maqsadida yurgan katta-katta tashkilotlar hozirda mavjud. İnkar qilib bo'lmaydigan darajada mavjud. İslam desa yoniga terrorni qo'shib gapirayotganlarning 100% mana shu tashkilotlarni missiyalarini amalga oshirayotgan odamlar. Siz bilan biz dindor odamlarmiz, ya'ni diniy xodimlarmiz. Bizga taxminan eng kamida 500 ta, 1000 ta, 10 ming tagacha qavmimiz bor, jamoatimiz bor. Shularning ichidan kuniga 10% odam kelib sizdan bizdan bir masala so'raydigan bo'lsa, ularga javob berishimiz kerak. Javob bergan javobimizga ular nima deb qaraydi? Din deb qaraydi. Shu domladan bir narsa so'radim, bu menga dinni gapirdi deydi. O'zining shaxsiy gapini gapirdi demaydi. Endi faraz qiling. Sizga 10 ming ta odam quloq solib turibdi. Siz gapirsangiz, uni din deb qabul qilyapti va o'sha gapingizga ko'ra hayot quryapti. O'ylayapsizmi nima qilish mumkin? Bir odamni agar fikriy doirasini buzib qo'yilsa yoki undan o'zlarini maqsadlarida foydalanishlikka erisha olishsa, katta-katta jamiyatlarni parokanda qilib tashlashlik mumkin. Teoriya bu. Odamlar bir ishni qilishdan oldin teoriyani yozib chiqyapti, ishlab chiqyapti buni. Buni uchun mustashriqni o'zlarini oldiriga chaqirishyapti, psixologni chaqirishyapti, uni chaqirishyapti, buni chaqirishyapti. Yig'ilyapti, nima qilamiz deyapti. Mana bu ishni qilamiz. Xo'p, nima qilish kerak? Musulmonlarni parchalash kerak. Nimadan boshlaymiz? Ixtilofdan boshlaymiz. Ixtilof nima? Ixtilof nima? Musulmonlar ichida ixtilof. Masalan deylik, bitta jamoatni chiqaraylik, hech kim tushunmaydigan savollarni bersin shular. Nima desin? Alloh qayerda deb savol bersin. Bu savolning yechimi yo'q. Teoristlar aytayapti. Bu savolning yechimi yo'q. Lekin buni berdiraylik. Nimaga? Odamlar talashsin, tortishsin, to'polon qilsin, janjal qilsin, bir-biri bilan kelishmasin, urussin,
Ahır varıp kaysa bir de karayımız imkan olsun. Onge kural verimiz nergini arttırırız. Bu işini biz aysak kimiydi Müslümanlar bu işini kimiydi? Yok kimiydi. Lekin onu ideolojiyesiyle yol açsak kim getirip versek? Onge cay kılıgan adamlarına iltimas kılsak. O gapır yetken cayge kimdir kamap koysa çıkartır varsak. Kimdir buna iş kılsa şuna kılsak. Dese bu iş amalige aşışı mümkün. Ve bu hareket başlandı. Kılıçtı Suriye bitti misal. Suriye, Irak, Şam diyarlarındaki bugün hadisler. Bunge misal. Arkada kim otur geldiği bugün kurgayan ayan bu buldu. O peyde yok biz özümüz kılı yapımız diye söyledi. Doğru mu? Özümüz kılı yapımız biz mücahitlerimiz, Allah yurdudaki askerlerimiz değişken idi. Ki ne buldu? Amerika'nın askerleri bu çıktı. Ekseriyeti. Amerika'nın askerleri bu çıktı. Hazır özleri tanıyor yaptı. Ne kılıngen idi? Kuddu şu ihtilaflar bilen başlangen idi. Demek dini adamlar bu narsani esdan çıkarmasligimiz kerak. Bizden bir odam bir masala so'rab kelar ekan, shaxsiy tariqatimiz, shaxsiy manfaatimizga u odamni yo'naltirmasligimiz kerak. Dinimizni tushuntirishimiz kerak unga. Shunda o'rtada maydonda ilm har bir joyni, makonni egallaydi. Ahli bid'at, ahli fasod maydonga kirib kela olmaydi. Qachon bid'at kirib keladi? Bitta sunnat chiqib kelsa kirib keladi. Şu joyda sünnet degen deyem, biz istilahlarda umumi manada aytilganda sünnet desin ama çünneladı. Umumi manada sünnet desin ama çünneladı. Umumi manada sünnet desin ama çünneladı. Ha? Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan sadır bo'lgan kavli, fe'li, takriri, takriri yani hulkiyen kirada. Hulki yani hılki manası da adeti sünnetlerge alakadar gepler. Sünnet dese şuna kadar düşünürler. Demek beş vakit namaz okuştuk özü farzıdır. Doğru mu? Biz ona ne deyimiz? Sünnet-i Resulillah deyimiz. Peygamber aleyhisselamın adetlerindendir. Bunu daim kılgenediler ve kılışke büyürgendiler. Farz. Demek bir sünnet çıkıp geçse oradaki bir de at kırıp kere de degende bana şu keng manadaki kavramlık, keng manadaki gap düşünülüş gerek. Biz de mi düşünülü yaptı hazır? En katta ihtiloflarga qarshi tura olmay degan zaif qarashimiz nimadan iborat? Biz fiqhiy ma'nodagi sunnatlarda talashib yuribmiz. Fiqhiy ma'nodagi sunnatlarda talashib yuribmiz, o'zimizni o'zimiz band qilyapmiz. O'zimizni o'zimiz behuda narsalarga mashg'ul qilyapmiz. Asl maqsad, asl islomning zabardast tushunchalarini aytishga vaqt qolmayapti. Onu biledigen düşman aynen uşa masalalarını içimizge tıkışı yaptı. Rafılıya da enkıldır yaptı. İçimizge kırıp. Aynen Allah deyip surattır yaptı. İçimizge kırıp. Fissamanı manası ne de yaptı. İçimizde ayçi yaptı şunu. Bizikiler ayçi yaptı. Yeni kızıklı ki uşalarına karşı keskin düşüncelerini bildirseniz. Evet, not doğru ki yapsan sen. İmam Maturidi'ni adaşken de yapsan. Bazı kavullarına göre ne de yapsan? Kafir de yapsan. Sen namını ayet yapma. Mesela dedik Sadık Samarkandî. Braderim. Siz Maturidi'ni adaşkenge çıkarı yapsız. Aş'arilerini adaşkenge çıkarı yapsız. Dip. Ayet yetken yapıyız kitapka doğru kelimeydi. Sünnetke doğru kelimeydi. Mantıkka doğru kelimeydi. İlimge doğru kelimeydi. Bana kitap. Bana asas. Bana salaf desek. Bir adı turgalı demek ki sen Sadık Samarkandî'ni yapara uğrasan diye. Ne de cevap veremem onu gibi? Çüngeni yok. Hiç narsan anı bari. Sizi bir metiyem gapirgeni yok ki diyepti. Vay. Beni gapiriş gereği bu. Beni gapirse eyvallah. Başımız diye. Beni gapira vursun. Gapirmese gapirmesin. Lakin Maturidi'ni gapirse kim mi gapir yaptı o? Sizi gapir yaptı. Sizi gapir yaptı. Beni gapir yaptı. Beni itikadımge hücum kılı yaptı. Beni hılkatımge, yürüştürüşümge, kızımmı çıraylıydı, kaşımmı karalıydı gapir mi yaptı o? Beni itikadımge tane kılı yaptı. Anı bu bana onu düşünmeydi. Unga shunaqa yedirilyapti, orqada turgan, ishlayotgan atrofida shu odamni ummatni ichiga, islom ummatini ichiga kiritsak ixtilof qilib bera olaydimi? Qilib bera olaydi. Bizdan nima yordam? Bu qilayotgan paytda unga kim raddiyaga chiqsa, uni trolling qilishimiz kerak. Bo'ldi, bu bizning ishimiz deb qilishyapti. Bular fitna nazariyalar emas, xayoldan to'qib olib gapirilayotgan narsalar emas, hayotda real bo'layotgan voqealar. Hozir siz indamay turibsiz, shunda chiqing boshlanadi sizga.
Ko'rasiz, maydonda ko'rasiz kim kim bilanligini. Hozir indamasangiz hech narsani ko'rmaysiz. Ko'ra olmaysiz. Nimaga? Vaziyatni ko'ra olmaydi odam. Nima haqida bo'layotganini. Uni ustida o'ynalayotgan o'yinlarni ko'rish ehtimoli juda qiyin. Nimaga sen Sodiq Samarqandiyni gapiraverasan? Men Sodiq Samarqandiyni shaxsini hech ham gapirganim yo'q. Uni har doim birodarim dedim. Axloqi yaxshi dedim. Ahli ilm, Alloh rozi bo'lsin dedim. Lekin Maturidiyga gapirgan paytida to'xtang deyapman. Gapiga qarshi gapiryapman. Bu gapingiz noto'g'ri. İmam Maturidi Alloh fi kulli makan demagan. İmam Ash'ari Alloh fi kulli makan demagan. Ahli salaf, ya'ni ahli sunna val jamoadan hech birorta inson Allohga bashar ma'nolaridan birortasini nisbat bermagan. Aqida kitobimizda bu Tahoviy aytadi: "Man vasafallohu bi ma'nan min ma'anil ba'sh bashar faqat kafar" degan. Allohga kim bandalar tushunadigan ma'nolardan nimani nisbat bersa kofir bo'ladi. Tahoviyni matni bu. Abrori gap emas. Va abror buni kimgadir qarshi gapirayotgani yo'q. Imom Maturidiyni adashgan deyotgan odamlarga xato qilyapsan deb gapiryapti. Maqsadim nima? O'sha xato kirib kelsa ummat o'rtasida ixtilof boshlanadi. Sizni e'tiqodingizni kufrga nisbat berib olishlik birinchi etap. Sizni birdaniga bor musulmonni ot desa otmaysiz, qanaqa otasiz siz bir musulmonni? Qanaqa qilib qonunni to'kasiz? Qanaqa qilib uni la'natlay olasiz birinchi etapda? La'natlay olmaysiz. Siz uni la'natlay olishingiz uchun, unga qarshi qurol ko'tara olish uchun, uni qonunni to'ka oladigan saviyaga kelishingiz uchun uni kofir deb olishingiz kerak. Birinchi etap bu. Buni tushunmaydi mana bolalar. Qattan biladi, deydi axloqi go'zal. He, axloqingdan o'rgilay seni. Seni go'zal qotil bo'lishing menga kerak emas. Yumshoq gapirib bir o'rtog'im bor, Turkiyada yurdim deydi. Biznesmen bola. Bir bola yonimga kelib yuribdi deydi. Shunaqa axloqi go'zal, shunaqa yumshoq deydi. So'rashganda ham sizlab so'rashadi, ikki qo'llab so'rashadi. Hayron qoldim, juda ham axloqi go'zal deydi. Keyin bir kuni dedi, bir bola kelib, "Oka, ana odam taniysizmi?" deyapti deydi. Yo'q dedim. Tanimayman. Oke, ehtiyot bo'ling endan, ha. 15 ta odam o'ldirgan u deyapti. Suriyadan chiqib kelgan bola bu deyapti. 15 ta odam o'ldirgan, qonida 15 ta qon bor buni deyapti. Bizga muloyim qotillarni mana odob axloq deb oldinga surishyapti. Mana aytayapman, axloqinga 5, qotilligingga qarshiman. Meni yomon ko'ryaptimi? Yomon ko'raver. Sen bilan bu dunyoda meni hisob kitobim yo'q. Men Alloh bilan o'rtamdagi ishimni bajaryapman. Aytayotgan gapimga dalil keltiryapman, kitobdan dalil keltiryapman. Ularning qilayotgan hujumiga qarshi gapiryapman. O'zimdan o'zim chiqib gapirdimmi birortasini? Yo'q, gapirganim yo'q. Birdan bittasi paydo bo'lib qolib, 6 ta dars qildi o'zidan o'zi. Hech kim undan so'ragani yo'q. Chiqib nima dedi? Imom Buxoriy bilan Imom Maturidiy aqidasi o'rtasidagi farq. Dars. Har bittasi 40 minut, 50 minutlik dars. 6 ta dars. O 6 ta darsni eshitgan odamning qalbida, fikri shuurida bütün Maturidiy aqidasidagi odamlarni hammasiga nisbatan nafrat ekildi. Ekildi, uyg'otildi ularga. Nima qildi? Maturidiylar adashgan. Siz Maturidiysiz, men Maturidiyman. Meni adashgan, imomimni adashgan deyapti. Kufrga nisbat beryapti. Xo'p, indamasligim kerakmi? Mana bu taktika. Mana shu usulda hujum qilinadi. Indamasa maydon bo'sh qoladi. Nimaga qattiq hujum bo'lyapti indaganga? Maydonni bo'shatish uchun. U taktikani orqasida musulmonlar o'tirgani yo'q. Bu o'yinga o'ynayotganlar o'zlari bilmaydi kimga xizmat qilayotganini. Asl saroy mullalari bular. Saroyning xohishini amalga oshirayotgan bular. Siz birorta odam kelsa, unga saroy haqida hech narsa demayapsizki, siz uni oila masalasini, qarz havola oldi berdi masalasini, fiqhiy masalasini aytib beryapsiz bo'ldi. Keladimi, qaytib kelmaydimi qizig'i yo'q sizga. Lekin bular sistematik shaklda ularga kelayotgan odamlarni nazorat qilaroq, ular orqali boshqa odamlarga o'zlarining nafrat prinsiplarini tarqataroq faoliyat olib boryapti. Men masalani jiddiyatni aytmoqchiman. Indamasdan o'tirish to'g'rilikka olib kelmaydi. Ya'ni ha, ya'ni bilgan bilmagan chiqib gapirish ham yaxshi emas. Biz din odamlarimiz, kitob o'qidik, shariatni o'rgandik. Ozmi ko'pmi? Xalq bizni imom deb tan oldi. Ergashyaptimi? Ha. Demak, endi maydonda aqidamiz bilan fiqhimizni himoya qilishimiz kerak. Himoya qilishimiz kerak. Agar indalmasa maydon haliga aytganimizdek bitta bid'atga
bitta sunnat tark qilganda yo'l ochiladi. Ular gapiradi, indamasangiz ikkinchisini gapiradi. Indamasangiz uchinchisi. Birinchi etap nima edi? Aqidani adashganga chiqarish. Bu boshlandi mujassimalikni zimdan tarqatish. Mujassimalar tarixdan ma'lum. Mujassimalar ahli sunnani har doim jahmiya degan. Bizni jahmiya deyapti. Mujassimalar jahmiya degan. Biz ahli sunna ekanligimizni dalillardan biri. Bular mujassimalikning targ'ibotchilari. Alloh subhanahu va taologa jihat. Alloh subhanahu va taologa bandalar ma'nolaridan bir ma'no. Alloh subhanahu va taologa hech kim bilmaydigan kayfiyat nisbat qilishyapti. Mutlaqo, mutlaqo mujassimalikning targ'iboti bu. Buni manbai Ibn Taymiyya rahimahullohga boradi xolos. Undan oldin bitta muqotildan qilingan rivoyat bor, undan oldin Usmon Dorimiydan qilingan rivoyat bor. Bularning gaplarini ahli sunna val jamoa olmagan. Ibn Huzaymani mana shu masalalar to'g'risida yozgan asari bor. Ibn Huzaymiyani, Ibn Huzaymani. Shu yat kalimasi, istavo kalimasi to'g'risida salafning aqidasini isbot qilaman deb asar yozgan. Yozganda unga keyin raddiya yozishgan. Siz deyishgan sifatlarni isbot qilaman deb Alloh subhanahu va taologa jism isbot qilyapsiz. Sifatlarni isbot qilaman deb jism isbot qilyapsiz. Xato qilyapsiz deganda men isbot qilaman deb xato qilishim tabiiy degan. Nimaga? Chunki kalom ilmini o'rganmaganman-ki degan. Ibn Huzaymiy kalom ilmini bilmaganim uchun balki shunaqa bo'lgandir deganda ulamolar aytganki, bilmasangiz nima yozasiz deyshgan. Bular juda mashhur hodisalar. Juda mashhur hodisalar. Bayanu Talbisul Jahmiyya degan kitob bor. Kimi kitobi? Ibn Taymiyaning kitobi. Ibn Taymiyya rahimahulloh Bayanu Talbisul Jahmiyya degan kitobni Fahriddin Roziyga raddiya sifatida yozgan. Fahriddin Roziyga raddiya sifatida yozgan. O'sha kitobda tamomila islom ummati gapirmagan gaplarni gapirgan Ibn Taymiyya rahimahulloh. Bu narsani ko'tarish bizga loyiq emas edi. Ko'tarmagan edik. Mening suhbatlarimni eshitgan odamlar hammasi bu Ibn Taymiyachi deb o'ylardi oldin. Shunaqa gaplar ham bo'ldi. Ba'zi odamlar o'zi aqli yetmaydigan masala bilan meni vahobiysan, salafiysan deb yurdi. Men vahobiy bo'laman, men vahobiyman. Devorga esiz kulvarat devor, ovoz chiqarib. Abror Muxtor Ali Vahobiy. Voy. Qarg'alar qo'shib aytiboradi buni eshitsa. Shunga ishonib, shuni gapirib, shuni yozib yurganlar bor hozir ham. Nimaga doppisi yo'q? Voy. Bu gapni gapirayotganning kallasi yo'q. Kalla bo'lsa bu gapni gapirmaydi. Doppini, bosh kiyimi sunnat ekanligi fiqhiy masaladagi sunnat. Men mutlaq payg'ambar alayhissalotu vasallam bizga qoldirgan meros, aqidani himoyasi haqida gapiryapman. Doppini gapirishga balo bormi? Saviyani qarang, saviyani. Qayerda ketyapti, nimani gapiryapti bu odamlar? Talbis Bayani Talbisul Jahmiyada Ibn Taymiyya rahimahullohni bu gaplarini ko'tarmaslik kerak edi. Ular hozirgi kunda aynalloh fissamo kabi bir qancha gaplarni gapirar ekan, hammasining manbai mana shu kitob. Masalan, ozmi ko'p 50% 70% shu kitobdan olishadi. Bu kitobni o'qib qo'yish kerak. O'zimizni manbaimizni bunga solishtirish uchun. Kitobda Ibn Taymiyya rahimahulloh hech kim gapirmagan, salafda hech kim gapirmagan gaplarni gapirib, ortidan salafda hech kim bunga ixtilof qilmagan degan da'volarni qilganlar. Ulamolar o'z paytida raddiya bergan unga. Masalan, bittasi. Imom Huzaym Ibn Huzaymada kelgan hadis, mana shu hadis. Mana shuni bayon qilaman deb keltirgan bu hadisni. Xalaqallohu Adama ala surati Rahman. Hadis bor shu? O'qiganmisizlar shu hadisni? Qani bizning qovozimiz, daftarimiz yo'qmi? Inna Alloha xalaqa Adama
Ala. Suratü'r-Rahman. Mana shu hadis. Alloh taolo odamni Rahmon suratiga ko'ra yaratdi degan hadis. Mana shu hadisni aytib, Alloh taolada surat bor. Alloh taolada surat bor. Alloh taolo o'ziga ko'zni isbot qildi. Alloh taolo o'ziga qo'lni isbot qildi. Alloh taolo o'ziga nuzulni, ya'ni istavoni isbot qildi, harvalani isbot qildi deya odamni suratini singari surati bor, lekin kayfiyatini bilmaymiz degan gapni gapirishdi. Mana shu hadisdan kelib chiqib. Nima deb ma'no aytamiz bunga biz? Buni sahih rivoyati bor boshqa joyda. Imom Muslimning rivoyatida boshqacha tariqasi bor. Bu hadisin ravileri içinde müdellisler var. Hadis ilminde müdellis ne miydi? Hadis ilminde müdellis, müdellis. Rivayet kılıyetken şeyhini birkitip, zayıf ravini, birkitip ondan tepedekisine eğitip getirdi. Müdellis deydi şunu. He, müdellis özü tedris kılıç. Tedris degeni gapni üstünü öğret, siz çünmeydiger rak. Yolg'on gapiradi, rostga o'xshatib o'tib ketadi. Gapidan rost deb o'ylayverasiz. Roviylarni qarasangiz, san'atga qarasangiz, san'at tiniq, zo'r san'at. Lekin siz yaxshilab surishtirsangiz, bu odam mana bu tiniq san'atdan eshitmagan. Tiniq san'atdan keyin bitta marjuh odam bor. Bu odamni bekitgan bu marjuhligini bilib. Sahih roviylarni aytib ketadi, otib kim buni? Mudallis. Mudallisni hadisi olinmaydi. Bu hadis mudallisdan kelgan. Müdellis adam rivayet kıyan. Yani müdellisini rivayeti de iki kıl rivayet var. Haddesene en fulen dese biraz müdellisligige tane yetmeydi. Müdellis adam özüm işittim kulağım bilen dese müdellisligi biraz kutbolan düşerdi. Lekin ha haddesene ya bu şey işte bana yaiti verdi, bizge yaiti verdi, mecliste varımız, varı dedi gene. Lekin rivoyatni an'ana turi bor, an'ana turi. An fulan, an fulan, an fulan qiladi. Falonchidan rivoyat qilindi, pistonchidan rivoyat qilindi. Mudallis mana buni tariqada rivoyat qilgan bo'lsa, shu tariqada aniq mudallis, uni gapi mutlaqo olinmaydi. Tariqasiga e'tiborni qarang, muhaddislarni qilgan ishini qarang. Nimaga? An'anada haligi men aytayotgan ishni qilish ehtimoli katta. An'analarning ichida zaif roviylarni tashab ketib, faqat tiniq sahih rivoyatlar bilan aldashi mumkin. Mana bu hadis an'ana yo'li bilan kelgan. Hadisni sahih rivoyati bor. Innalloha xalaqa Adama ala suratihi. Ala suratihi hi zamir bor o'sha yerda. Hi zamirni qaysinga rojiya qilamiz deganda matn zobitlari, ya'ni matnni zabit qiluvchi ulamolar turli fikrlarni aytgan, lekin hadisning sababi bor. Nima sababdan aytilgani haqida. O'sha sababni tushunib yetganimizda edi, hadisning to'g'ri ma'nosini tushunardik. Hadisning sababi nima? Bir odam bir o'zini qulini yuziga urdi qarsillar. Tarsaki urib oldi. Urganda payg'ambar alayhissalotu vassalom ijtanib al-vajha dedilar, yuzdan saqlan dedilar. Fa innalloha xalaqa adama ala suratihi dedilar. Alloh taolo odamni mana shu san urayotgan cho'ringni yuzini suratda yaratgan edi. Degan ma'no kelib chiqadi. Ma'qul ma'nomi? Ma'qul ma'no. Alloh subhanahu va taolo sifati to'g'risiga ta'na yetkazish mumkin bo'lgan gapdan qutuldikmi? Qutuldik. Bu an'ana mudallis tomonidan kelgan. Men aytgan rivoyat sahih rivoyat. Unda hech qanaqa kadar yo'q, kiri yo'q, chang yo'q. Tiniq qiroviylar tomonidan kelgan. Ma'no ham to'g'ri. Cho'risini urayotdi, yuziga urma dedilar. Nimaga? Alloh taolo odamni shuni suratda yaratgan. Seni otangni ham surati shunaqa bo'lgan. Sen buni pastga urib yuzga uryapsan. Degan ma'noda. Mana bu hadislar tarixda mujassimalarga qo'l kelgan. Mujassimalar Alloh subhanahu va taologa jism isbot qilish masalasida mana shu tariqalardan foydalangan. Ulamolar bularga yetarli javoblarni bergan. Biz
Bugün uşa masalalar ko'tarilgani uchun gina majbur bo'lyapmiz biz ham uşa masalalar bilan javob berishlikka. İbn Taymiyya rahimahulloh uşa mujassimalikka aloqador juda ko'p gaplarda kalom ilmiga kirib ketganlar. Alloh taolo jism lakal aytsam. Alloh taoloning qo'li bor laka aydina. Alloh taoloning kayfiyati bor boshqa kayfiyatga o'xshamaydi. Qilgan gaplar barchasi mujassimalikdan kelgan gaplar. Çünkü bitta adashib ketilgan joyi biz Alloh subhanahu va taologa o'zi isbot qilgan sifatlarning ma'nolaridan birortasini nisbat bermaymiz. Ular nima deydi? Mana shu mujassimalikni sekin ahli sunna nomi bilan tarqatayotganlar. Nima deydi? Alloh o'ziga isbot qilgan ya'ni sifatlarning ma'nosini haqiqiy ma'no deb bilamiz deydi. Kayfiyatga kirmaymiz deydi. Haqiqiy ma'nosi bor. Qo'l deganda mana shu qo'lmi? Ha? Shu qo'lning haqiqiy ma'nosi bor. Allohga nisbatan haqiqiy ma'noda qo'l bor. Lekin qanaqa kayfiyatda bilmaymiz deydi. Bu kufr gap bu. Kufr gap. Qanaqasiga Alloh subhanahu va taolada a'zo nisbat qilinadi? Ha, Qur'onda nisbat qildi-yu, Qur'onda nisbat qilganini o'qiymiz. Uni ma'nosini aynan qo'l, biz tushungan qo'l, qaysidir basharning ma'nosidagi qo'l demaymiz. İmam Tahavi şunge karşı matında kırdıken. Men vasaf Allah'a min evsafin yok ki min ma'ani el beşer fakat kefer. Şuna kamada matın isim yasal yoldan çıkıp kaptı. Kim Allah Ta'ala'nı bendeler çüngen manalar bilen sıfatlese bizde çüngen mana. Kol degen de ne mana çünüşümüz mümkün. Kayfiyatını bilmeyemiz. Mana şu kol desek. Ne mana düşünüşü mümkün? Kolu vardı. Azası vardı düşünedi. Allah Teala azalardan pak ki. Bile keyf degeni Allah'a kayfiyat nisbat verilmeydi degeni. Bu gapni ko'tarayotganlarning tagida judayam katta xatar bor. Judayam katta e'tiqodimizga hujum bor. Bazı gaplar var. Bayan talbiyesi cahmiyede. O gaplarını bazılar qo'shib ketgan, Ibn Taymiyaga nisbat qilishgan, aslida u kishi gapirmagan deb quturishga harakat qiladi. Aslida o'zlari gapirganlari aniq. Masalan, arshga istivo qildi masalasida. Istivo qandayligi kayfiyatga kirishmaymizdan oldin istivo haqida shunaqa gaplarni gapirganlar. Arsh yer osmonlardan keng, to'g'rimi? Ha? Allah subhanahu va taoloning vasi'a kursiyuhu samawati val ard yer osmonlardan ko'ra keng. O'shanga istivo qildi desa, arshni qandaydir chegarasi bor. O'sha chegaragacha istivo qilib, bundan davomiga ketgan Alloh taolo degan gaplarni gapirishgan. To'r ellik masalasi to'g'risida ixtiloflar qilgan. Bu gaplarni bizni gapirtirayotganlar aslida bizni majburlayotganlar. Voy, to'xtanglar deyapmiz biz. To'xtanglar, biz gapirishni boshlasak, yotishga qabr topa olmaysizlar. Sizlar foydalanib kelayotgan manbalar oxiri oqibatda sizlarni mujassimalikka olib boradi deyapmiz. Lekin ular nima deyapti? Yo'q, biz sizlarni qo'yinglar, biz Maturidiylar bilan gaplashamiz. Maturidiy adashgan, Ash'ari adashgan. Bir gapni gapirishyapti, u gapni Imom Maturidiy gapirmagan. Imom Ash'ari gapirmagan. Yaqinda bir gapni gapirdim. Masalan, Fiqhul Absat degan kitob bor-a Abu Hanifaning. Fiqhul Absatda Abu Hanifa Alloh taoloni osmondami, yerdami bilmayman degan odam kofir bo'ladi degan matn bor. Shu matnni o'qib, Sodiq Samarqandiy birodarimiz bu matnga ilova qilib davomida aytayaptiki, Alloh osmonda emas degan odam kofir bo'ladi deyapti Abu Hanifa deyapti. Mana shu oxiridagi jumla Abu Hanifani gapi emas. Bu jumladan o'zicha bir ma'no chiqarib olib, Alloh osmonda kim Alloh osmonda emas desa kofir bo'ladi. Ana Abu Hanifa aytdi deyapti. Atrofda turgan 99% hech kim tushungani yo'q uni gapini. Umumiy xulosaga ko'ra o'zini tushunchasini Abu Hanifaga nisbat beryapti. Xato, yolg'on desam meni yoqamga osilyapti bittasi. Sen meni yoqamga osilma. Kuching yetmaydi-da. Sen dinini o'rgan birinchi. Sen kimni xulosasiga ergashayotganingni ko'r. Men o shaxsni yana qaytib aytyapman, birodarim deyapman. O odam haqida hech qachon shaxsiy adovatim yo'qki uni menga mutlaqo uni issiq sovuq joyi yo'q. Illo bir musulmon birodarim.
aqidam haqida bunaqangi noto'g'ri gapni gapirsa indamay turishim kerakmi? Bir odamga o'ziga gapirsangiz sakraydi sizga darrov. To'g'rimi? Sen o'zingga nisbatan sakrayapsan. Lekin menga aytilayotgan gaplarni 99%iga nima qilganman men? Tashab qo'yganman. Bu katta menga g'animat. İnşallah Rabbil Alemin bu gaplarni hammasiga ajr umid qilaman. Lekin imomlarimiz haqida gapirilgan gapni birortasini eshitgan bo'lsam o'tkazib yuborganim yo'q. Bundan keyin ham o'tkazib yuborish niyatim yo'q. Gapirsa gapiraman. To'xtasa to'xtaymiz. Gapirishimiz biz masalan Sodiq Samarqandiy birodarimiz, lekin uning gapingiz yolg'on. Abu Hanifa Alloh osmonda emas degan odam kofir bo'ladi demagan. Keltiring kitobni o'qing. Shu jumlani kesib tashab montaj qilishibdi. Mana Abror aytibdi edi, mana deb Abu Hanifa rahimahullohning gaplarini keltirib Sodiq Samarqandiyning gapini o'sha o'zini xulosadagi gapini kesib tashab mana kitobdan gapiryapti deb qo'yishyapti. Qo'rqmaydi, uyalmaydi, hayo qilmaydi. Ya'ni vijdon nomusi yo'q. Xiyonatni uzi qarasi qilishaveradi. Yana bir joyda Imom Juvayniyga tuhmat qilishdi. Imom Juvayniyga Imomul Harabay Ash'arilarning mutaqaddim ulamolaridan, katta olimlardan. Al-Matalibul Oliyani muallifi Ash'ari aqidasida barcha boshini qo'yadigan odam. Shunaqa inson. Imom Juvayniy hikoya Sodiq Samarqandiy aytib beryapti. Jonli muloqotda gapirib beryapti. Imom Juvayniy juma kuni mehrobda turib, fissamo to'g'risida gapirar ekan, Alloh fi kulli makon deyapti edi. Jumla mana shu. Alloh hamma joyda deyatgan edi, bir odam kelib qoldi. Bir odam kelib qolib, "Ey shayx, siz aytayotgan gapingizga uncha tushunmadim-da, lekin Alloh deganda meni qalbim yuqoriga intiladi, osmonga intiladi. Buni nima qilaman?" deb savol berdi. Shunda Juvayniy boshlarini quyi egib mehrobdan tushib ketdi. "Ko'rdinglarmi, mana," deyapti. "Alloh deganda qalbingiz osmonga intiladi-yu, Alloh osmonda turibdi, mana shu tomonda. Mana shu tomonda osmonda shu." Imom Juvayniy bitta oddiy odamni shu gapiga javob bera olgani yo'q. "Ko'rdinglarmi?" dedi. Xulosa, tamom hamma narsasi bitta rivoyatga, qissaga ustiga qurilgan. Kim aytdim, to'xtanglar o'y. Birinchidan bir rivoyatni kim rivoyat qilgan? Sanadini tekshiraylik. Bir. Matnni menga qaytadan o'qib bering. Nima degan? Imom Juvayniy "Alloh fi kulli makan" degan deyapsizmi? Qatta aytgan, ko'rsatinglar menga matnni. Ibn Taymiya bu rivoyatni o'sha talbisi bayani talbisi jahmiyada keltirgan mana shu rivoyatni. Rivoyatning roviylari majhullar, kimligini hech kim bilmaydigan odamlar. Bizni dinimiz noma'lum odamlardan qilingan rivoyat ustiga qurilmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, haligi matn jumla Imom Juvayniyniki emas. Imom Juvayniy Alloh fi kulli makon desa u hech qachon ash'ariy bo'la olmaydi. U xululiy bo'lib qoladi, kofir bo'ladi. Biz Imom Juvayniyni ash'ariy ekanligini bil ittifoq bilamiz. Mu'tazilalarni enasini yig'latgan Imom Juvayniy, Jahmiylarni orqasidan quvib teshigiga tiqib kelgan Imom Juvayniy, Xavorijlarni oyog'ini qaltiratgan Imom Juvayniy. Nimaga Imom Juvayniyni bugun kelib Sodiq Samarqandiy birodarimiz xululiy deyapti, kofirlar jamoasidan deyapti. Alloh fi kulli makon degan deyapti. Qatta aytgan bu gapni. Keltiringlar. Desam men yomon bo'lyapman. Nimaga Sodiq Samarqandni gapiraverasiz? Nimaga Juvayniyni gapiradi? Kim qadrliroq islom ummatiga? Imom Juvayniymi, Sodiq Samarqandiymi? Imom Juvayniy voy. Imom ular, imom deb millat tan olgan odamlar. Shofiy mazhabini 98% Imom Juvayniyni o'ziga imom deb biladi. Shofiy mazhabini muntasiblari. Qanaqasiga Imom Juvayniy bu gapni gapiradi? Ha, o'sha rivoyatni matniga ham xiyonat qilishyapti. Matnni men o'qiganman. Matnda Alloh subhanahu va taoloni biz fissamo deymiz, lekin fissamo deganda makon nisbat bermaymiz. Chunki makon Alloh yaratgan paytida qandoq bo'lsa, makon yaralgandan keyin ham Alloh shunday deb turgan edi. Bu gap to'g'riga. Bu gapdan qochish uchun yana bitta jumla bor. Mashhur bular foydalanayotgan imomlarning gapi. Alloh taolo
Arşını yarattı ki istiva kıldı. Ha? Arşı istiva kıldı degen gel. Hop, arş kadim mi kadimmez mi? Kadimmez, yaratılı gel. Şu joyda İbn-i Teymiye Rahimahullah etedi ki yaratılışligi kadim, hudusu kadim, tabiatı kadimmez deydi. Çünkü kadim bugün Allah Subhanahu ve Teala istiva kılgenlerse deydi. Bu koydan çıkarıp alışıp. Onu tabiatı kadim buluşluğu gerek deydi. Yaratılışlığı kadimmez, tabiatı kadim buluş gerek. Arşını yarattı, istiva kıldı, mahluk buldu, yok buldu. Arşını yarattı, istiva kıldı, mahluk buldu, yok buldu. Arşını yarattı, istiva kıldı, mahluk buldu, yok buldu. Bu cümleni hiç kim etmeyen sadaftan. Kitaplarda turuptu. Ben bu mavzularını kotarsam, ben kokmasından meydana çıkıp yapıp gönlüm sebebi şu. Ben bunlarını okuyayım ben hamasını. Kelip kitabını aldığı kop koysayız, mene men degeni mekmek bak olan. Özü okumakken. Ularga berilgen cümleler bilen İmam Maturidi, İmam Eş'arilerini kafirge, murtetge, adaşkenge çıkarış misiyasını ada kılıyetken adamlar. Arkada kim var? İslam ümmetini parçalaş uçun hareket kılıyetken injinerler var. Teologlar var. Oturup duyular. Müslümanlı la ilahe illallah deyip dursayan barıp suyuyetken adam uçu tayarlengen adam o. Başıdan apkilingen onu. O meydana koyu varıldı. Müslümanların soyuştu. Hatıram turuştu. Koluya kural o geldiler. İdilip'te oturuştu. Barışlarını soyamız Abrar Murtad diye şey yaptı. Ne demek ya? Maturidi. Kim oldu? Kim oldu? Bir başka bir ölüm. Bu geplerimiz kaladı tarihte. Biz amanatını yetkizi yapmıyoruz. Kıyamet günü düşüreşemiz. Her bittesi bile. Kim hıyanat kılı yaptı? Kim mentaş kılı yaptı? Kim gapni aytmagan adamga aytti deyip mantaş kılıp kimni kim tuhmat kılı yaptı? Açıladı o. Kıyamet anık imanımız var onge. Umurumuz kıskalıgige cüdeye mi imanımız var? 40-45 kılı yapmış. Ötken umurumuz kız açıp yüngünçe. Bir akınca kaldı hiç kim bilmeydi. Ketti, umur ketti. Lekin amanatını oradaki koyuşumuz gerek. Demek, bana şimdi okşayan masalalarda. Aslında dinden faktör sıfatta faydalanış. Uyan Müslüman sizden, bana Müslüman ben. Müslümanların ortasındaki nefret duygusunu tarkatış sistematik şekilde amalga aşırılıyetkenlerse. Sistematik şekilde. O şey sistematik şekildeki amalga muhalif olarak bana şu meleke aşırış sohbetleri teşkil kılınıyordu. Hammadan çıkıp haklıgen gapını gapırış yani margup narsamaz. Güzel hamma gapıra olsun degen gapı yok. Lekin biz dinimiz doğrusu da özümüz atrafımızga dinin asıllarını örgütüşümüz gerek. Akidada makale yazışımız gerek. Bir mesele kotarıldı, ıhtılaf bulsa imamlarımızın himayesi uçun kitaplardan korup makale yazışımız gerek. Cümelerde sohbet kılışımız gerek. Hadır namazlarda inkenden bul yaptı sohbetler. Şu sohbetlerde küçük küçük masalalarını aitip geçişimiz gerek. Halkın 90% sizler tarafta, biz tarafta. 10%'dan başlaş yaptı bunlar ıhtılafını. 10%'ını sekin sekin kopaytırıp 15-20'ye çıkarsa başlanır topalan. 20% ahmak kifaya cancal topalan için. 80% adamını başıge belak eledi. Suriye'nin hemen uruşken miydi? Uruşma gendi Suriye. Uruşunu haklama gendi. 10% adam köçege çıktı. Onlar ki kural teklif kılındı. Kuralını aldı. Ki Abdullah Zufar'dan sonra işte ben mesela ayet yapma. Kronoloji yani içindeki bugün yaptılar. Abdullah Zufar'dan sonra şöyle Abdullah Zufar işit ki karşı bölgeler kafir dedi. İşit ki kim karşısı olan atış mümkün, öldürüş mümkün. Fatvanı şu Abdullah Zufar'ı o şekerlerden abi edişedi. Abdullah Zufar'da mı için bakışadı? Şuna kadar payette bakışadı. Kereyi o. Başka payette yapıra vursun kokla kendine. Kur'an'dan yapıra yaptı, sünnetten yapıra yaptı. Adamlarını biraz aylantıp dursun. Bir gün kere de fatva gerek. Kanaka fatva işitge kim karşı kurallıyı cenk kılsa Abdullah Zufar ayeti bir iş gerek. Öldüre vur fatva sen gidi iş gerek. 2016 yılında sohbet durdu. İşitteki adamlar sonra gen bunlardan. Bunlar, bu işitge hem beni targıp kıyan davat kıyan işitge var gen bunlar. Keyin işitge karşı cebahat-ı nusura hücum kılıyordu. Müslüman bu cemaatim. İşitten Müslüman. Dese Abdullah Zufar ayeti yaptı ki kim İşitke karşı kural kötarsa bağıyı buladı. Bağıyını kanı halal. Şimdi cebehe, cebeheden nusura bağıylık giyem yaramaydı diye. Demek ki Türkiye bilen gelişken ki bular. Çünkü kafir. Türkiye kafir, bular hem kafir.
bemalol o'ldiraveringlar deyapti. O'limiga fatvo beryapti. Abdulloh Zufarni fatvosi bilan odamlar odam o'ldiryapti. Yana buni jinoyat emas, savob ish, g'ozilik deb qilyapti. Ishlayotganini ko'ryapsizmi missiyani? Bularni kim ishlatayotganini sezyapsizmi endi? Qaysi kitobda bor bu gap? Qaysi shariat ulamosi bunga fatvo beradi? Hech kim bermaydi-ki. Hech kim bermaydi-ki. 2000-yil yilga kelganda IŞİD parokanda bo'lib ketgandan keyin IŞİD'dan qolgan ayollar, bolalar asir turibdi hozir kurtlarning qo'lida. Kurtlardagi ayollarga endi Zufar yozyapti. Sizlar adashgan edinglar, takfiriysizlar, undaqadi, mundaqadi. Ayollar aytayapti, "O Zufar, sen bizni aytuvding IŞİD'ga bor deb. Biz seni gaping bilan keldik IŞİD'ga. Endi biz adashgan bo'lamizmi?" "Men IŞİD'da hamma yo'g'ini adashgan degan haq demaganman, takfiriga qo'shilmaganman, tavba qilinglar, anaqa-manaqa" deb. Yaqinda kecha ham oldingi suhbatda men bir narsani qo'yib berdim. Qo'yib berdim. Qiziq qo deysa-da. IŞİD kanalda qolgan. Oti nima edi ya? Otini aytay, meni hozir Idlibdan shogirdlar kuzatib turibdi-da. Ular to'chnasini bilsin. Juda qimmatlar qolishgan. Hozir Idlibdan menga raddiyalar, zakazlar tushgan. Raddiya qilishyapti menga. Raddiya qilmasa bo'lmayapti-da. Bechoralar. Akribat degan joy bor. Akribat. Suriyada. Akribat degan joyda Idlibga yaqin joy u. IŞİD qurshovga tushib qoladi, IŞİD. U paytda IŞİD bor hali. Lekin ana ketdi, mana ketdi bo'lib turgan payt. IŞİD qurshovga tushib qolgan. Abu Saloh Tavhid va Jihodni katibasini amiri, o'sha paytda da'vatchisi yoki amiri bo'lgan payt. Hali Abdulaziz domla degani yo'q. Endi bu ismlarni sizlar bilmasligingiz mumkin. Men Idlibdagi shogirdlarga aytayapman. Bilasizlar sizlar. Abu Salohning bolalari Akribatda IŞİD'ni qamal qilgan. Qamal qilgan payt. Va o'sha qurshovni yorib chiqishga uringan bir ikkita IŞİD'ni bolalarini ushlashgan, qamashgan bir ikkitasini o'ldirishgan. Qamalganlarga IŞİD qamalda qolgan IŞİD'ni odamlari Abu Salohning qo'lida qamoqqa kirib qolgan bolalarga qo'yib yuborlaring degan. Qo'yib yuborlaring ularni. Va bizga bitta koridor ochib qo'ylaring. Koridor ochsalaring ayollar, bolalar, yaradorlar shu koridordan o'tib Turkiyaga o'tib ketsin degan. Abu Saloh bolalari bunga ruxsat bermagan. Ruxsat bermasdan ulardan o'sha koridordan o'tayotgan odamlarni urishgan. Shunda Akribatda qamalda qolgan IŞİD'chilar agar asr olganlaringni ozod qilmasang qamaldan yorib chiqamiz, bitta qo'ymay qiramiz hammangiz degan. Musulmonlar o'rtasida bo'layotgan siyosiy vaziyatni qarang. Bizga bu yerda nima deyshyapti? Urushga qarshi urushyapmiz, Eronga qarshi urushyapmiz, unga qarshi urushyapmiz. Bu real hodisalar bular, real. Musulmonlar o'rtasida bo'layotgan ishlar. Tahrir ularga yo'l bermagan. Hay'atut Tahrir, Tahriru Shom guruhi bor, katta guruhi ham. Ahroru Shom boshqasi. Xullas guruhlar nomlarini bu yerdagilar biladi. Keyin IŞİD rostdan qamalni yorib chiqqan. Lekin kuch teng bo'lmaganligi uchun mag'lub bo'lgan IŞİD. O'sha paytda Tahriru Shom o'zini oqlash uchun hukumat bilan sulh qilgan. Biz tomonga degan bu yorib kirdiga hujum qildi degan IŞİD'ni. Ana shu paytda IŞİD'ni ichidagi bolalar Abdulloh Zufarga savol so'rab yozishgan. Ya IŞİD'ni ichida emas, anaqadagi. Abu Salohning bolalari, Tahriru Shom bolalari. IŞİD haqida savol so'raganda IŞİD kofir ular, falon ishni qilgan bo'lsa kofir, piston ishni qilgan bo'lsa ular kofir degan suhbatni men qilganman bu gapni, oldin aytib qo'ygandim, mana deb tashlagan haligi bolaga, Tahriri bolasiga. Tashlagan faqat omonat degan. Omonat deganda u qanaqa omonat deb 10 mingtalik guruhga tashlab yuborgan ovozini. Ovoz tarqab ketgan, hali IŞİD bor. Ovoz tarqab ketgan, IŞİD'ni kofir deb e'lon qildi Abdulloh Zufar degan to'polon bo'lgan. Shunda IŞİD'ning odamlari Abdulloh Zufarga chiqqan. "Sen nima deyapsan?" deyishgan.
deganda endi sizga Abdulla Zufarning gapini qo'yib beraman. Abdulla Zufar qanaqa qilib haligi jilpanlaganda eshitasiz. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Bu mavzu bundan o'sha qancha vaqt bo'ldi, choy turib avval, qancha avval gapirilgan mavzu edi. Keyin buni tarqatilmadi. Bu narsa aniq bo'lmaganligi uchun surishtirildi. Va saqlab qo'yildi. Keyin yaqinda, 3-4 kun avval, ehtimol bir haftalar avval, Ramazon ichida bir kishi so'rab chiqdi shu masalani. Bir kufr ishni qildi, nimaga bularga gapirmadingiz deb, shunaqa degan deb chiqib chiqdi. IShIDga qarshi gapirmadingiz. Men keyin aytdimki, bu masala aniq bo'lgan holat deb. Keyin hop, shunday bo'lgan bo'lsa-chi deganda, men aytdim, unday bo'lgan bo'lsa, men gapirganman. Faqat bu narsa aniq bo'lmaganligi uchun tarqatmaganman dedim. Keyin shuni tashladim, men gapirganman. Kim shuni haqiqatdan so'rasa, mana shu javobni men gapirib qo'yganman. Bu narsa qachon aniq bo'lsa, men gapirganman deb beraman shu javobni. Aniq bo'lmaganligi uchun tarqatmaganman deb shuni tashladim va omonat tarzida tarqatilmasin. Shundan keyin o'qishni shu zahoti olib, shuni bir 10 mingta odam bor kanalga tashib oldi. Shundan keyin tarqagan. Ishlayaptimi? Men chiqib keyin nima qilganingiz bo'ldi desam, hozir buni tarqatib yuboribman deydi. Keyin shuni oldirib, yo'q qilgancha shuni bunga tarqatib yuborishdi. Bu yerda gapirilgan gap keyin nima bo'lganda ham butun jamoatga qo'yilgan hukm emas. Shu tashrif qilgan odamlarga qo'yilgan hukm birinchidan. Ikkinchidan, endi bu ishni qilmagan bo'lsa, ular o'zidan hukm yo'q bo'ladi. Ya'ni men qo'ysam, qo'ymasam, undan qat'iy nazar, ular bu ishni qilmagan bo'lsa, voqeada shunday bo'lmagan bo'lsa, tamom, bu narsada men xato qilgan bo'laman. Muammo endi ular o'shani o'zlari. IShID bunga yoqasidan ushlab, nima deyapsan sen? Seni ovozing tarqadi, bizni kofir bo'ldi bular degan gaping. Desa o'zini oqlayapti endi. IShIDga oqlayapti. IShID bor-da hali. U paytda bor hali. Uni oqlayapti. Men deyapti, gapiruvdim-u, lekin aniq bo'lmagan-da, sizlarni aniq kofir demaganman demoqchi. Degan aniq kofir degan ularga. Uravuringlar, o'ldiravuringlar degan ma'noda. Keyin agar sizlar unaqa qilmagan bo'lsanglar, men xato qilibman deyapti. Sizlar to'g'risizlar deyapti. Hukm bekor bo'lar ekan. O'lganlar, qoni to'kilganlar, ular hadarimish, yo'g'imish endi ular. Unga kim javob beradi? Mana shunga o'xshagan narsalarni isbotlasa, isbotlab, mana shu isbotlar shular o'zini ovozi bilan o'zini bo'lgan hodisa, siyosiy hodisalar isbotlasam, men noto'g'ri bo'lsam, la'natlashasanmi deyapti men bilan. La'natlashaylik deyapti. Hozir butun guruhiga buyurgan. Nima bo'lsa ham la'natlashaylikni chaqiringlar deyapti. Haligi kecha aytib berdim bir kishilarga. Bir odamning qarzi bor-da mendan. Qarzi bor, to'lash kerak. Muhlat keldi. Qarzini bermen, bermaysanmi desam, qiyomat taras deyapti. Qiyomatga iymoni borligi maqtovga loyiq. Qiyomatda yaxshi bo'larkansan. Qarzni kim to'laydi? Odamlarni o'limiga fatvo beryapti-da, isbotlab qo'ysak, la'natlashaylik deyapti. La'natlashaylik degani qiyomatga aloqador gap u. Qiyomatda olasan degani u. Qochish bu, mas'uliyatdan qochish. Bular mana shu uslubni qilyapti. Bulardan foydalanish, o orqada o'tirgan tepakanlar bor-u. Orqada turganlar. Ular bularni bor-u, yeb hazm qilib, hidini chiqarmasdan yo'q qilib yuboradi. Bular o'ynatyapti bularni. Xohlagan paytda IShIDga fatvo berdirtiryapti, xohlagan paytda Jabhaga fatvo berdirtiryapti, xohlagan paytda IShIDga bergan fatvosini xato ekan, bu hukm o'zidan o'zi tushadi dedirtiryapti. Chunki fikri, doirasi, tushunchasi shunga yo'nalgan, boshqa bularni qobiliyati yo'qki. Hozir ko'p g'imirlab qolishdi. Chunki juda ko'p zarba oldi ular. Zarbaki juda ko'p odamning ko'zi ochildi. Odamlar endi aqlini ishlatyapti. Nima bo'ldi? Nimaga bu gapni ketayotdim sizni eshitib to'xtaganman degan. Nechta odam keldi, uyimga keldi. Ketayotdim dedi. Sizni tanqid qilib, sizni montajlaringizni menga tashashdi. Mana mashinalar saroy mullalari undan-unda deyishdi. Keyin to'xtachi, shuni o'zini eshitib ko'raychi dedim. Eshitib, ona Shomdagi bola bilan eshitgan suhbatingizni eshitib, men dedi, to'xtadim dedi. Hamma narsam tayyor edi, to'xtadim, alhamdulillah dedi. Hozir Qur'on yodlayapman, ilm o'qiyapman. Nechta odam? Bu alhamdulillah robbil alamin, Allohning bergan nusrati. Bizga aloqasi yo'q buni.
harakatta sabit turuşumuz bizden talep kılınadı. Allah Teala özü nusrat versin. Umumi manada şu. Sizler özü ahli ilimsizler. Sizlerin başı ilimine eğlendirişe hacet yok. Meleke aşırıştan közlengen maksat mahkem buluşumuz. Akidemizini müstahkem üçleşimiz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetlerini miras kuru sizler. Bu mirasını gelecek avlatke doğru yetkadır. İki de usulde yeterli değil. Bittesi akide usulü de, ikincisi fikh usulü de. Bu usul İslam'ın menfaati yani inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun ayetindeki Allah subhanahu ve teala sebebi dünyada şu ikide usulünü koyuyor. Ulamalar bunu takitleydi. Ana şu usulüge göre bir adam hadis aitse bitti organasız da ya bu müdahalesi var değilsiniz bu hadis bu miydi deyiz. Usul bu. Akideden bir gapını gapırsa Allah teala asmanda dese tohta leysa kemisli hiç şey göçme yaptı gapın deyiz. Bu başar manalarını biri bu miydi Allah teala gideyiz. Usul bu. Ana şu usulünü mesuliyeti yüklengen insanlarımız. Hadır şu dakikada kim neme işle şugullanıyordu. Lekin sizler ilim insanı sizler. Ve halk sizlerge labbey deyip keliyordu. Bu vazifeni oranı da ada kılışımız kerek. Bugünkü ilk sizler bilen sohbetimiz şundan ibaret. Savallar bulsa, mülahazalar bulsa yaklaşalımız. Yapılar yok mu? Usulü tanavuz kemegen adam üyü özüm kuraman degen adam yok şeydi. Üyünü kuramaydı ki vodka bitti üstab giriş gereği menajer gereği çiziş gereği çizmesi gereği kuramaydı. Yani asarlığı akiyenden süzüp ötemen degen adam. Usul gereğimiz degen adam. Kanak süzüp ötedi. Çimpiyonem süzüp ötemeydi. Rekord Guinness'i kırgan çimpiyonem akiyenden süzüp ötemeydi. Allah razı olsun. Ama bize aldığı anakalarda doğrusu hiç bir tane kıymet yaptılar. Manyeri yüzüne koyacağım. Anakalar bile baktım doğru geldi. Ben o zaman bir tane derslerini anlatmak için ama şu bir anakaları gerçekten göstermek için. Mesela usulü fikh var. Mesela ansal usulü fikh. Ayrıca anakalarımızda şu usulü fikh yok ki İnayet'de Eş'ar bitti. Mesela İmam Şafi Rahmetullah Aleyhine hüccetleri bilen İmam Asasen Abu Hanifan'ın hüccetleri kim hadiste oyen, kim omegen, kim rayge kur verirgen şunlar ispatla verilmezdi. Elmasın yok, kon o dizi koydu. Şunaka eğer naka bosa, maşin naka bir ustaz tayinlense de yo usulü fiyatta. Ben mesela mağazım dekarcılıklar, çok daim usulü şaşırı yok çıktım yakında. Bir de mazaklas değil mi? Hocam derim, bizlerine bastavımız bir hadisi olingen cördeler. Nemege boşuna hadisleri olmayan, mesela İmam Şaf Rahmet dolayı olan hadislerini olmayan. Ben şimdi arsalarını bir de bir uzaktır görmeden de, eğer hazır, bana sözümüz Şeyh Hazretleri hayatın doğrularda bana olsunuzdan var, okurduğum kavgılardaydı, imamlar bırıdı. Kürtçilik bitti saviyede. Yani bitti dini karışımız bittiydi. Ben de Hazretimiz Allah rahmet etsin umurları sizlerden vefatıp gittiler. O yine bir parakendelik oluşu mümkün. Çünkü Hazreti Kürt şorlukları beni yakında vefatıp gittiler. Hayırlı olmalıdır. Bunu bir geydik. Kürtçilik yeni şunu yine cemli diyen bir merkez bölse. Hazret merkez adalarda. Hani şu ne kadar sayı bize dua okulardı görevimizi yoldan beraber. Yani üniversitede şu kadar mesela bir nesli yoksa gel. Hakikaten bir oğlum ustazlar kelip usulü fikhte. Mesela fikhi, mesela şu özümüze Allah'ın rahmet olayın asfakları dedi. Mutlaka kitaplar. Ben oradan ise ihtilaf özünden özü yok oldular. Özden özü. Etkenizde de ona yetti cahıllar koptu. Yetti cahıllar koptu. Siz onlara hakiki bir hayatı korsatsayız uzun cergah. Mesela
kecha qabat zani asitga bir odam keldi deb o'zi zangetidan. Keto bola insonlar butunlayki aqli asarlar. Ke donlamiz deb gap bo'l siz bilan gaplashib qanaqa bor deb menga yuqorida uchrashdilar. Nima desam, desam aytadiki, men o'mun masalasida rafiyadagi masalasida shunaqa bir ikkita ixtiloflar yosh bolalar qilayotgan ekan, sizlar nimaga uni qaytaryapsizlar? Bular sunnatni qilyapti-yu, sizlar qilinmagan narsani qilyapti-yu. Qarang, men keyin tushuntirishga harakat qilaman. U aytadi, kerak bo'lsa shu qo'lida qilich bo'lsa, bari kallam olib tashlashingiz kelyapti-da. Xo'p, o'sha hujjatni menga ko'rsatgin, mana bu kitobni jahl qilma menga. Mana men senga mana kitob. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi shogirdlari yozgan, ya'ni Imom Buxoriyda marvonining hidoya kitoblari. Buni sharhi hidoya. Mana sayyidga hadisdan bor tashlasa, mana u kuni nur. Lekin jahl qilib sanlar, murtad sanlar, sanlar hani majnun odamlar hozir paydo bo'lib qoldi. O'sha haligi siyosiy samarada bu inkubatordan chiqqan odamlar ular. Ularga shunaqa yo'naltirish berilgan. Ular kitobni o'qish ham shart emas. Mantiqan tushunib, mana ko'ryapsanmi? Bular O'zbekiston ichida, O'zbekiston zolim, murtad, kofir, dorul kufur hammasini tarbiya qilishadi. Ha, bular tashqarida, tashqarida bular haqqi gapiradi. Bilmaydiki, tashqarida o'tirgan kim bilan gaplashib haqqi gapiryapti. Kimga yoqadigan haqqi gapiryapti. Uni bilmaydi, unga kerak emas. Nafrat uyg'otish, musulmonlarni o'rtasini shunaqa bir-biriga qilich bersa o'ldirish, saviyaga keltirish. Maqsad shu reja. Ama özüm o şeyde gezirkenimde cey namazın doğruluğu için hiç gün katladım onu diye. Hiç gün katladım. Geçeriz yarım tüm telefon kullandım. Yüreğimin komşu ötkelerim var. Bir gün ben hayırlaş, mail babada kendi babasına kullandım. Bir yakasıyor mu? Ben işte bir ülke geliyor. Bir bayrağa doydu. Endi imtihon bo'ladi. Har bir jamiyatni, har bir zamonning imtihoni bor va har bir insonning imtihoni bor. Alloh taolo haq bilan botil o'rtasida qalbga bir imtihonni soladi. Har kimda imtihon bor. Alloh taolo o'sha imtihonda bizni haqda sobit qilsin. O'sha haqda sobit bo'lish uchun zuhud, taqvo, haqni eshitganda qabul qilish, ilm o'qish, ulug' zotlarni duosini olish, katta zotlarga til tekkizmaslik, bular o'sha imtihon paytida to'g'ri yo'lni topib ketishlikka sabab omil bo'ladi. Alloh taolo Qur'onni nima dedi? Furqon dedi. Boshqa bir oyatda va man yattaqillaha yaj'al lahu furqonan dedi. Kim taqvo qilsa unga Alloh taolo furqon beradi dedi. Furqon nima edi? Haq bilan botilni ajratish. Haq bilan botilni qachon ajratiladi odam imtihonga ro'baro bo'lganda. Oldingizda ikkita gap turibdi. Mana sizga mana hadisni keltirdim. Agar bu hadisni keltirib bir odam qarasa, "Ye, Rahmonning suratiga ko'ra odamni yaratgan." Imtihon qalbingizga tushadi shak. Bu shak tushishligini bilib tashlashadi buni. Buni sahih rivoyatini o'rganmasangiz, Alloh taolodan so'ramasangiz, sizga ilhom bo'lmasa, bunda Allohning yordami bo'lmasa, mujassima bo'lib ketish hech narsa emas. Hech katta-katta odamlar mujassima bo'lib ketgan, katta-katta odamlar. Mana shunga o'xshagan hadislar boshqa oyatlarga ko'ra. Bu o'sha mudallis, mudallislar rivoyat qilgan hadis hujjat bo'lmaydi. Mudallis an'ana bilan rivoyat qilgan. Bular sahih emas, mutlaqo zaif. Bu mana shu Rahman kalimasi bilan kelgan barcha turqi zaif. Lekin hu zamiri bilan kelgani sahih. Ala suratihi. Ha. Menimcha u Muslimda edi rivoyat. Ala suratihi Muslimda rivoyat Imom Navoviy keltirgan o'shani. Sharhida keltirgan. Suratihi odamga qaytadi degan. Innalloha xalaqa adama ala suratihi. Ya'ni ashu odamni suratda yaratgan. Demak, o'tta voqea bor, qanaqadir voqea bo'lyapti-da, voqeani ustida aytibdilar. Bir odam cho'risini qulini urdi yuziga, yuziga urma dedilar. Chunki odamni ham Alloh taolo mana shuni suratda yaratgan. Otangni urgandek bo'lyapsan degan bir tanbih bor. Alloh taologa surat, kayfiyat isbot qilib bo'lmaydiki, laysa kamitlihi shay turibdi. Va lam yakullahu kufuvan ahad turibdi.
Hadislerde Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah'ını yaratkanlarını tefekkür kılın, uzun tefekkür kılın diye tutturdular. Ulamalar bile keyif diyepti, bile keyif. İmam Tahaviler, Allah rahmet kısın, akide matilleri de Allah'ı da sitte cihattan hali deyip durdular. Beşerinin manaları ki mutlaka Allah'ın nisbet verir. Bu miydi? Kim Allah'a nisbet verirse, eğer hakiki manada kulunu Osmanlı'ya kılıp, hakiki manada. Yani al-aslu fil-luga, al-aslu fil-kelam, al-hakika. Kelamdaki birinci çünüş lazım bulgen kaide ne mi? Hakikat. Eğer Allah Osmanlı deyip kulunu işare kılıyetken adam, şu cümle bilen hakiki mananı irade kılıyetken bulsa dinden çıkar. Hakiki mananı, cümlenin hakikatini. Bundan mecaz ifade kılınsa eytiledi, doğru düşünüledi ona. Mecaz, Allah Ta'ala âli zatlıgege işare. İmam Nevavi eytediler ki Allah'ını degende kolunu asmanga kılış, dua kıgende asmanga kolunu kütarış, dua kılıçlarının kâbesi asman, uşan üçün degen. Kıblesi asman degen. Namaz okuyucularının kıblesi kâbe bugen yokşagen. Bu mecazen değilse düşünülemez onu. Kur'an-ı Kerim'deki fissemanı cümlesini okuyoruz. Mananı etmeyemiz ki. Yani şu imtihallerde biz meyak bu birleşmemiz gerek. Meyak. Adamlar sizge karayıp da. Bana kepti. Damlamızı aldılar. Keledi de. O birinci üçregen adam o da cevap biri varsa yok ki onu gepiye kulak salsa kepti hemen arası rasva buladı. O da damlagi nispeten suyu kaskılaman deyip durdu. O başka adamlarını bir dinliyor muydu? O şenekalarını payla yürüştü. Payla yürüştü. He. Şulardan yığamız. Müslüman ümmetini hiç kaçan birleştirmesliğimiz gerek. Hiç kaçan bunlar salamıge elik almasılık gerek birbirine. Bunlar birbirine kanunu töküşlük gerek. Bunlar biz haklıgen Kur'an'da okuş gerek diyepti. Müşe Kurtlar Vadisi'de meşgul aktör sıfatı da obraz sıfatı kilitirişken. Graham Fuller. Aaron Feller'e. Kinan Körgeller Aaron Feller'i biledi. Aaron Feller uzi Graham Fuller hayotda bor odam. Amerikaning maxsus xizmatlarining odami. Turkiya, Sharq, Yevropa o'sha yaqin Sharq bo'yicha mas'uli. Shu odamni islomsiz islom nima edi? Islomsiz islommi degan kitob bor edi. Islomsiz islom. Ya'ni asli bular qo'ygan islom bor. Mana shu islom bilan odamlar gaplashsin. Asl islomni yo'qotish. Uşanda aytgan kinoda uşanı aynen uşa kitaptan iqtibosini keltirishgan. Biz degen Kur'an'ı ko'rsatib. Bu Kur'an'ı degen adamlarga beremiz degen. Lekin biz xohlagan ma'noni tushunadi bundan degen. Bundan biz xohlagan ma'noni tushunishligini ta'minlaymiz. Maqsadimiz shu degen. Katta gaplar bular. Uşanı xohlashyapti odam Kur'an'ı o'qib, Kur'an'ga ko'ra odam o'ldirishyapti. To'g'rimi? To'g'ri. Uşa vaziyatdan inshaalloh robbil alamin çıkışken hareket kılışımız gerek. Anca çıktık. Elhamdülillah bizi halkımız seviyesi baland. Milletimiz imamlarını hürmet kılışlığı kereyliğini ajdatlarının ulamalarından örgengen. Ajdatlarına Allah'ın rahmeti bulsun. Onların hakkında dua kılamız. Onlar milletke dinin aslını sindire agen. Adamların kalbi de, hayatı da, şeriatının delilini bilmeseyem şeriatının hayatı var. Uşandan faydalanıp kalış gerek. Uşandan faydalanış gerek. Adaşıp o'sha qalbiga imtihon kelgan paytida darro boshqa yoqqa o'tib ketayotgan odamlarni hayotini tekshiringdi. Juddi ko'pida hayotida buzg'unchilik bor. Yoki endi boshlagan, yoki endi birovga qasd qilib ketib qolgan, yoki bir jinoyatini oqlash uchun o'zini mujohid, muhojir deb nomlab olgan. Ba'zilari samimiy odamlar. Samimiy borib qolgan, shuni to'g'ri deb yuribdi. Biz to'g'risini ko'rsatadigan mayoq bo'lishimiz kerak. Alloh ajr bersin. Meni sabr qilib tinglaganingiz uchun alohida tashakkur. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Va nadu aqsillah. Amin. Bolishligini nasib etgan bog'larimiz ham o'g'illariga rizqlariga baraka hammaga ta'sirli bo'lib butun islom ummatini haqqi yo'lga chaqiradigan
oyoq bo'lib, ko'p yaxshiliklarga bosh qo'shishlar nasib etgan, Qirg'iziston shu o'quvchilarni tashkillashtirgan hamma kattalarimizni ham salohiyatlariga vatanimizni, xalqimizni tinch, yurtimizni esa haqiqiy buxoriylar, yana kelajakda termiziylar, aziz avliyolar chiqadigan haqiqiy mo'min yurtlardan bo'lib tinchlik, xotirjamligimiz qiyomatgacha bardavom bo'lishi nasib etgan sallallohu taolo Allah'a emanet olun. Rahmet, teşekkür.